Merhaba arkadaşlar, ben Zaman Gezgini. Bugün Rings of Anarchy oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum bazı sorunlardan dolayı ama bugünden itibaren artık her gün, hemen hemen her gün ya da her 2 günde bir yeni videolar atmaya çalışacağım. Özellikle bu videolar sizin sorularınız, sizin önerileriniz, sizin şikayetleriniz ve herhangi bir isteğiniz hakkında olacak bu videolar. Şimdi bugün sizlere söylemek istediğim şey okçu karakterleriyle ilgili. Evet, bu da benim kendi okçu karakterim. Eğer bir okçuysanız hangi ürünleri takmanız gerekiyor? Bir okçuysanız biliyorsunuz damla olduktan sonra yeni yetenek sayfası açılıyor. Yeni yetenek sayfalarınıza belli kabiliyetler var. Bunları nasıl sıralamalısınız? Bunlara nasıl vermelisiniz? Eğer bir okçuysanız hangi ruhları, hangi özellikle ruhları takmanızda fayda var? Bugün sizlere bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz hemen hemen bir ay falan oldu. Yeni bir server birleşmesi oldu. Serverler iki kişiler azdı. İkişer ikişer serverları birleştirdiler. Ve yeni yeni kişilerle tanıştık. Şimdi diyelim ki bu serverda hani tek başınızasınız ya da yeni bir yere girdiniz, arkadaşlarınızı tekrar herkes yeni bir kaynaştınız, şey yaptınız ama kimse size item vesaire bunun gibi bir şeyler hani paylaşmıyorlar. Herkesin bir arkadaşı var, herkes ona veriyor, o ona veriyor derken kimse size bir şey vermiyor ama size item falan düşürdüğünüzde herkes sizden istiyor olabilir. Siz de vermiyorsunuzdur diyelim ama siz tek başınıza nasıl ayakta duracaksınız? Öncelikle size bunu anlatacağım. Şimdi bir okçu karakterinde olması gereken runlardan başlayalım. Şimdi bakın bunlar benim runlarım. Şimdi eğer okçu karakteriyseniz sizde bulunması gereken en önemli runlardan bir tanesi de kadehtir. Kadeh saldırı. Ama kadehinizin de olması gerekiyor ki bu kadeh saldırı runu iş yapsın. Herhangi bir DG'nizi arttırıyordur. Evet. Bu DG ile ilgili bazı şeyleri de söyleyeceğim. Yani her şey DG değildir. Bakıyorsunuz oradan yukarıdan DG artıyor ama bu sizin gücünüz ya da bu sizin şeyiniz değil. Bu sizin toplam yeteneklerinizle dahil, ruhlarınızla, canınız ve her şeyiniz, itemlerinize dahil olmak üzere toplam olan DG'niz. Bakın 7.771 DG'm var. Şimdi bu benim kişilere vurduğum demeç değil, yani burada bir boss'a ya da bir kişilerle uygulamış olduğum fiziksel bir saldırım değil. Öncelikle kadeh olması gerekiyor kadeh rününü kullanmak için. Ve tabii şu sarı olan rünlerin hepsi kırmızı olsa daha iyi olurdu ama çıkmadı. Özür dilerim. Şimdi zırh SP. Zırhınızdaki SP oranını arttırmak için size bu üründen kırmızısı olursa çok iyi olur. Çünkü tek başınızdasınız. Önce onu düşünün. Tek başınızdasınız. Bosslara gidiyorsunuz ya da PvP'ye gidiyorsunuz. Canınızın olması gerekiyor. Sırf SP önemli bir üründür. Ve normalde bir okçu karakterde olması gereken en önemli ürünlerden bir tanesi de bu vuruş ürünüdür arkadaşlar. Şimdi bakın bunu çoğu insan hani takmaz. Bu DG arttırmıyor. Ya bunu taksam ne olur, takmasam ne olur. Bunun yerine ne bileyim hani başka bir ürün takarım ya da daha kuvvetli bir ürün takarım diye düşünebilirsiniz. Ama bu vuruş ürünü size ne işe yaradığını söyleyeyim. Vuruş ürünü diyelim ki bir boss'a ya da bir yaratığa ya da bir kişiye skill vuruyorsunuz. Diyelim ki 200k ya da 2M skill attınız. Yani 2M vuruşunuz var. Ama bu bazen kişilerde hani böyle mis diye yazıyor. Yani bu ıska demek yani. Vuruşunuzun hepsinin diyelim ki tamamı aslında vurmuş olsanız 3 milyon vuracaksınız. Ama bu kişinin üstündeki itemlerinden vesaire, ürünlerinden, onlardan, bunlardan kaynaklanan sorunlarından dolayı size karşı siz o kişiye 2M vurabiliyorsunuz.
ya da daha düşük vurabiliyorsunuz. Ya da yaratıklara daha düşük vurabiliyorsunuz. Ama burun olursa, burun ne kadar çok arttırırsanız zamanla vuruşunuz daha çok olacaktır. Mesela diyelim ki benim levelim damla 103, çan 103 ama ben 110 adamla ya da benden yüksek leveldeki adamla, daha kaliteli adamlarla boss'a girdiğim zaman, mesela arkadaşlarımla boss geçeceğiz, yardım ediyorsa ben gidiyorum yardım etmeye. Ama o benden daha yüksek, daha kaliteli, DGS'i 1M, 2M fazla olmasına rağmen sadece bundan kaynaklanmıyor ama onları da göstereceğim. Bu vuruşunun çok iyi olduğu için, vuruşun her vuruşun neredeyse isabet ettiği için boss bana denk geliyor. Onlar da bazen bu duruma şaşıyorlar. Ya ben senden güçlüyüm ama sen geldin boss'u elimden aldın gibi oluyor yani. Ben tamam hani ona bırakıyorum ama istesem demek ki boss bende olacak. Bu vuruşun çok önemli. Ve diğer önemli ürünlerden bir tanesi de uç ürünü, yani silah saldırı. Silahınızın saldırı oranını %2, yani %205'e kadar çıkartıyor. Bakın bu zaman artıyor ve silahınızın vurmuş olduğu bir anda silahınızdan çıkan atağın diyelim ki 2M geri bir anda 3M vurabiliyor. Bir anda 4M vurabiliyorsunuz ya da kritik vurabiliyorsunuz. Silah saldırınızdaki özelliklerin hepsini, diyelim ki silahınızda ne var? Bakalım şu anda benim silahıma bakalım. Şuradan bakıyoruz. Silahımda saldırı hızı artı 4, %4, saldırısı %4, saldırı hızı 12.5, verilen hasar %4. Diyelim ki ben bunlarla bu şekilde bir yaratığa 500k vurabiliyorsam, bunun ürünsüz, ürünü taktıktan sonra 1M ya da daha fazlasını vurabilirim. Örnek yani bunlar. Hani sayılar örnek yani. Başka sayılar da olabilir. Daha yüksek de vurabilirsiniz. Özelliklerinize göre değişebilir. Ondan sonra bu ürün füzyonlardan zaten bana gelen şey, hani füzyonladık ürünlerimizi. Onlar için başka bir video yapacağım. Ben bunu füzyonlamıştım. Saldırı hızıyla saldırı ürününü füzyonladım. Şimdi okçu karakterinde olması gereken en önemli skill, en önemli şey bir okçunun saldırı hızını, yani bir okçunun hızlı olması lazım. Bir okçu saldırısını çok hızlı bir şekilde vurması lazım ki seri seri vurduğu damage'ler kişileri daha çok işlesin. Vurduğu damage'ler gerekirse boss'ları onlardan alma için çok önemli bir şey. Çünkü siz ne kadar hızlı olursanız o kişiden daha fazla vuruyorsunuz. Ve o kişiden bu saldırı ürünüyle birleştirdikten sonra hem saldırınız artıyor hem de saldırı hızınız artmış oluyor. Bu şekilde çok önemli bir yerlere gelebilirsiniz. Şimdi bundan sonra, yani bu anlatmak istediğim şey şu: tek başına olduğunuz için sen bir item çıkartacaksınız. Sen şimdi gidiyorsun, diyelim ki 500 kaçtı ben mesela en son kesebildiğim boss. Şuradan bakıyoruz hemen. Evet, şu çoğul aralımı 555 level. Ve ben bu boss'u kesebiliyorum. Hem de birçok defa kestim. Herkes bana baktığında diyor ki ya sen o boss'a nasıl gidip dayanabiliyorsun? Yani bakın şimdi nasıl gidip dayanabiliyorum? İtemlerimi göstereceğim size. Normal itemler bakın. Kanadım daha ikinci seviye. Bakın kanadım ikinci seviye. Kafalık K10. Göğüslük K10. 3 yıldız hepsi bunların. Pantolon K8 3 yıldız, bot K8 3 yıldız, eldiven K8 3 yıldız, yayım K10 3 yıldız ve okum, yani ikinci silahım okum K9 3 yıldız. Tabi bir tane normal tek yıldızlı kadehim ve bir tane de mor kadehim var, normal kadehim var. Şimdi bu itemlerle millet diyor ki hani sen gidip boss'u nasıl kesebiliyorsun yani ya? Sen de üstünde hani kanadın yok, K8 itemlerle geziyorsun, biz de K9, K10 itemlerle geziyoruz, tanrısal bastık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama sen bu boss'u girip nasıl kesebiliyorsun diyorlar. Ya şimdi bakın, demiş olduğum runleri ayarlarsanız, hani ben bunları hepsini saldırı oranında ayarlayabilirdim. PvP'lerde daha çok iş yapabilirdim, daha iyi şey yapabilirdim ama boss kesmem lazım benim. Onlar da sürekli ürün değiştirerek, mesela PvP için farklı ürünleri ayarlıyorsunuz.
ürünlerin dışında ayarlamak istediğiniz mesela PvP için can tamam. Bu can SP olabilir ama burada çok önemli bir ürün var. Herkes der ki bu kaçınma yani bu sıyrılma ürünü. Aslında pek kullanmazlar. Ne DG veriyor ne bir şey veriyor. Yani boş DG'den kaçının. Boş DG her şey DG arttırabilir. Mesela diyorum ki bakın tekrar geri takıyorum canım. Ne verdi? 29. 29K arttırdı, 30K arttırdı. Yani şimdi bu 30K benim DG'm mi oluyor? Yani benim fiziksel saldırım falan mı oluyor? Hayır. Tamamen ben bu boss'a zaten 7.700K vurmuyorum. Ya da bir yaratığa 7.700K vurmuyorum. Bu benim gücüm. Tamam, toplam bütün özelliklerimi, itemlerimi, kıyafetlerimi, grafiğimin, her şeyimi, ruhumun, rünümün hepsinin toplamı 7.700K. Yani ben bir kişiye o kadar vurmuyorum. Bunun yerine PvP'de kullanabileceğiniz, boss'larda kullanabileceğiniz çok önemli bir rün. Sıyrılma rünü cin. Bakın bu kaçınmayı arttırıyor. Kaçınmanızı. Yani boss size ıskal değil bakın bu. Size vurdu. Mesela vurduğu skill'in diyelim ki 100K vuruyor. Size 80K'sını vurunca bu ıskal olmuş oluyor. Mis. Ama bu size vurduğunda hiçbir şey vuramıyor. Bazen hani mesela bosslarda geçiyorsunuz 200K, 200K sırayla vuruyor, 100K vuruyor. Mesela 100K vurduğunda mis olmuş oluyor. Yani ne oluyor? Iskalamış oluyor. Bu ıska farklı, bu sıyrılma farklı. Bazen boss mesela takip ettiğinizde 200, 200, 200 vuruyor. Bazen vuruyor iş gibi gözüküyor ama bazen hiçbir şey vurmuyor. Canınız düşmüyor. Bu nedir? Bu sıyrılmadır. Yani bu kaçış ürünü. Kaçınma şimdi onu da yetenek dağılımında size de göstereceğim. Bunun ne işe yaradığını. Çok önemli bir ürün. Bunun dışında koru ürünümüz var. Zırh savunma ürünümüz. Savunmamızın bunun kırmızısı olsa çok iyi olurdu. Daha dayanıklı olurdum. Ama bu şekilde de dayanıklıyım şu anda. Mesela bu zırh savunma, bu senin toplam bu zamana kadar hani elinde tuttuğun defansın yani. Ya bu zırh savunma mutlaka sende olması gerekiyor. Yani savunmasız, bunsuz bossların altına giremezsiniz. Bunsuz ne bileyim PvP'de bunsuz fazla bir iş yapamazsın. Tamam hani götürür seni başka skill'ler ya da başka ürünler bununla değiştirebilirsin. Bunu ben canı değiştirsem ne olur? Yani benim SP'm benim canım artsın. Tamam. Ama bana defans lazım. Çünkü ben tek başımayım. Yani siz bir tek başınıza olduğunuzu düşünün. Tek başınasınız. Bir boss'un altına girdiniz. Canın var. Ama defansın lazım. Boss'un sana niye 200K, 250K vursun? 180K vursun ya. Sen 180K vursun. Ne güzel işte. Herkesin istemiş olduğu şey bu. Defans çok önemlidir. Bir okçu için. Evet. Bu da temel SP'nin yani. Bu da SP'nin arttırıyor. Bir müddet sonra bu SP'lerin ve şu normal SP'nin. Şimdi bakın bunları niye kullandım? İki tane SP ürünüm var. Temel SP ve normal SP ürünü. Yani bunlar ikisi de can arttırıyor. Canınızı yükseltiyor. Şimdi neden bunları yükseltiyorum? Bir nevi de bu kullanmış olduğum ürünler. Bakalım hemen şunları öncelikle bir değiştireyim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bununla mesela diyelim ki bunlar olurken kaç ka? 507 milyon 200K canım var. Bunları çıkarttıktan sonra bakalım eğer onları göre değiştirebilecek ürünüm var mı? Evet var. Bunları da dur. Şunu da değiştiriyorum. Bunu takıyorum. Bakalım. Bakın. 507K 507 milyon nerede? 455 milyon nerede? Neredeyse bir 60 milyon can gitti düştü yani. Şimdi 60 milyon ne demek? Bakıyoruz hemen buradan. SP 4 milyon 557 bin 455. Yani bu neydi? 4 milyon 557 bin 5 milyonmuş. 4 milyon 550 neredeyse 450K canım düşmüş. 450K 500K canım düşmüş. Bu can 500K ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir boss size 200K vuruyor ya. Size 3 kere vurması demek. Eğer bu can yönlerini takarsanız gene aynı bu şekilde 455K'dan başlamış olacaksınız. Yani bir nevi bu da bir defans demektir. Neden defans demektir? Eğer hiçbir ürününüz yoksa diyelim ki şurada bir
okçunun yetenek skili var. Neyi? Cam basma. Bu cam basma skili yaratığa vurdukça cam basıyor. Yani bir savaşçının kullanmış olduğu tek bastığında hiçbir şekilde yaratığa vurmadan savaşçı kendi kendine cam basabiliyor. Ya da bir büyücüye bastığın zaman oradan oraya sıçrayıp kendi kendine cam basabiliyor. Ama okçu cam skiline bastıktan sonra mutlaka bir yaratığa, bir kişiye, bir boss'a, bir şeye vurmak zorunda ki canlı da olsun. Ve bu 1 dakika süre zarfı var. Şimdi diyelim ki 1 dakikada siz 3 vuruşu düştünüz. 3 vuruşu diyelim ki yaratık size 3 vuruşla 200-200-600k düşürecek. 200k vuran bir yaratık size 600k düşürecek. Ama siz bu runları taktıktan sonra evet şöyle takalım. Evet takalım. Yaratık size bunları 10 saniyede 3 vuruşu 10 saniyede yapabiliyorsa siz 10 saniye kardasınız. Yani 10 saniye sizi hayatta tutuyor. Yani bu can skilleri sizi 10 saniye hayatta tutuyor. Bunlar olmasa 10 saniye erken öleceksiniz. Ama bunları taktığınız için 10 saniye daha geç ölüyorsunuz. Yani bu da bir nevi defanstır. Bunları ben bile bile takıyorum. Herhangi bir yaratığa, herhangi bir boss'a girdiğiniz zaman bunlar üstümde oluyor. Ama genelde bunu çıkartıp kullanmış olduğum ürün bu. Sıyrılmalı ürün, kaçınma ürün ve bunu şu anda level'ini de arttıracağım. Tabii ki kaçınmayla ilgili şimdi yetenek dağılımlarına geçelim. Size yetenek dağılımlarını anlatacağım. Bir okçu için bir okçu için yetenek dağılımı. Evet arkadaşlar. Çok iyi izleyin ve yetenek dağılımlarını iyi kavrayın ki tek başınızaysanız ya da iki kişiyseniz, üç kişiyseniz fark etmez. Size bu yetenekleri burada hemen göstereceğim. Şimdi bakın. Önce açmamız gereken damla olduk. Önce açmamız gereken rün yetenek dağılımı savunmadan başlayacağız. Çünkü buradan buna vermiş olsak bakın hemen diyelim ki şunu açacağız. Buradan ne istiyor bizden? 6 tane savunma puanı istiyor. Yani bizden 6 tane savunma puanı istiyor ki bu daha büyük dayanıklılık becerimizi etkinleştirelim. Yani bizim önce açmamız gereken runlar savunma runumuz. Yeteneklerimiz. Şimdi ne diyor? Kutsal yüzüğü her kullandığınızda %200 daha fazla HP geri yükleyebilir. Şimdi kullanmış olduğumuz yeteneklerimizde kutsal yüzük var. Ve bu her vuruşumuzda neredeyse bir %200 daha fazla HP yükleyebiliyor. Mesela diyelim ki sizin canınız şu kadar. Mesela bakın benim hemen yükseliyor. 95k 4.62 bakın kendi kendine 462.20 462.30 bu şekilde bak kendi kendine yükseliyor. Bu normalde bir yaratıkla bir şeyle savaşa girsem 462 değil 467 475 480 öyle o şekilde oluyor. Ama bu şimdi boş bir yerde durduğum için bu şekilde yükseliyor. Diğer bir çok önemli açmanız gereken skill bu. Bu yetenek yani. Bakın kaçma diyor. Her başarılı kaçış maksimum HP'ni diyelim ki maksimum HP'niz kaç? 5 milyon. %16 oranında geri yüklüyor. %16'sını geri yüklüyor. Yani bu çok güzel bir şey. Neredeyse 600k, 700k yani yüklenmiş oluyor geri size HP'niz. Ve bu kaçışı nasıl yapacağız? Bakın işte demin size göstermiş olduğum rün vardı ya. Kaçınma rünü. İşte kaçınma rünü bunu sağlıyor. Bu ruhta da var aynı şekilde kaçınma. Ve burada da var yani bu kaçınma. Eğer her başarılı kaçış size %16 canınızı geri doldurabiliyorsa bu sizin bosslarda daha fazla durabilmenizi sağlıyor. Anlatabildim mi? Burada cesaret yüzüğünü kullandıktan sonra düşmanı 3 saniye boyunca kör eder. PvP'de en iyi iş yapan skill'lerden bir tanesi önce sizin atak yapabilmeniz. Önce siz atak yapıp düşmanı kör edebiliyorsanız, düşmanı sabitleyebiliyorsanız, zehirle ya da düşmanı sabitleyip dondurabiliyorsanız bu saldırıda her zaman ilk saldıran kazanır diye bir şey var. Evet gerçekten de ilk saldıran çoğu zaman kazanıyor tabii eşitseniz yani. Benden 30 level 40 level düşükse ilk o saldırıysa tabii ilk o kazanacak değil. Ama eşit bir kişiyle savaşıyorsanız
ilk saldıranın gerçekten çok büyük önemi var. Her türlü defansını düşürüyorsunuz, sabitliyorsunuz ve siz atak yapmaya başlıyorsunuz. O anca daha buff'ın şeyini basacak da size dalacak. Bu çok önemli bir skill. Bunu vermeniz lazım. Ondan sonra ne diyor burada bakın. Bu benim boşuna vermiş olduğum bir şey. Mecbur hani bunu vermek zorundaydım. Neden vermek zorundaydım? Buna hemen bakalım şurada. Diyor ki bu şu %100 yetenek. Şey bakın ölümcül hasar aldığınızda SP'deniz %1'e düşecek. Yani 1 olacak. SP'niz tam 1'de duracak. Fakat 5 saniye boyunca ölmeyeceksin. 5 saniye sonra ölümsüz yapıyor. Ve bu arada %20 hasar geri yansıtıyor. Size vurdukları o anda size vurulan demeçleri %20'sini geri yansıtıyor. Ve saldırınızı %40 düşürüyor sizi. Çünkü ölümsüz oluyorsunuz 5 saniye boyunca. Şimdi bunu açmak için benden 40 savunma puanı istedi. Şimdi ben diyelim ki bunu açmadım daha. Bunu açmadım. Buraya kadar 40 yaptım ve 40 olduktan sonra buna vereceğim 41 olacak. Yani bunu açmak için 40 lazım. Şimdi buradan bakıyorum 10 bu istiyor. 15 de burada 25. 5 bu 30. 5 de bu 35. Ve benim buna verme sebebim 40 olsun diye yani. Hani buradan gidip de bunu açmadım. Ve nasıl olsa dedim 3. seviye kanadım olur. 3. seviye kanadım olduktan sonra bunu kullanırım. Buradaki can nasıl olsa 3. seviye kanadı taktıktan sonra bana yeri yüklenecek. 12K burada size geliyor. 12 5 tanesi kaç yapıyor? 60K evet. 60 yok. 55-60K bir can yapıyor. Size yüklenmiş oluyor. Tabii 3. seviye kanadı takarsınız. Bu şekilde buraya kadar geldim. 40 oldu mu? Evet. 41'i de buna veriyorum. Yani 41 puanım savunmada olmuş oluyor ilk etapta. Bakın bunlara geçmiyoruz da hemen. Hemen geçip bunları ya da ilk başta saldırıya arttırmıyoruz. Önce sizin bunları vermeniz lazım. Çarınızın düzgün bir şekilde olması için. Sonra genel kısmına bakıyoruz. Diyor ki genel kısmında her 500 dex puanı yani zaten okçunun beceri puanı yani bu skill'lerde vermiş olduğunuz beceri puanı şurada 2668 her 500 dex puanı ne diyor? Maksimum HP'nizi %5 arttırıyor. Bir at bakın canınızı %5 daha arttırıyor. 10 kere verdiğiniz zaman ne diyor? Bu zaman ne? 500 dex maksimum HP'nizi %5 arttırır. Son seviyesi %5 arttırıyor. %1'den %3'den başlıyor falan. 3.2 öyle gide gide %5'e kadar geliyor maksimum seviyesi. Her 500 dex puanı saldırıyı 800 oranında arttırıyor. Beceri etkisi bu. 800 oranında arttırıyor. Bakın saldırınızı da arttırıyor bir yandan. Burada ne diyor? Alınan hasarı %20 oranında arttırıyor. Bakın bu fikri sırayla yaptıktan sonra en son buna geliyorsunuz. Bunu da onladıktan sonra becerinin maksimum etkisi alınan hasarı %20 oranında azaltması. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Her 500 dex puanı elemental saldırıyı ve elemental savunmayı 400 oranında arttıracak. Bu da çok önemli bir şey. Sizin yanınıza gelen o elementleriniz onlar da size atak yapıyor. PvP'deyken siz de bunu verdikten sonra savunmalarını düşürdükten sonra onlardan fazla demet yememenizi sağlıyor bu skill'de. Çok önemli bir skill. Çok önemli bir beceri ve en son vermeniz gereken olan şey bakın. Çok önemli bir şey. Tüm yetenek hasarını %100 oranında arttırıyor. Yani bu muazzam bir şey. Bunu mutlaka her okçunun bunu mutlaka ya da her karakterde var zaten bunlar da bunu mutlaka açmaları lazım. En son saldırıya geçiyoruz. Saldırıyı ben biraz farklı verdim. Hani burada 4 elementi vermişim. Mesela fıtığı elementine bir kere dondurmak için vermişim. Aslında bir 5'i 4 buna verip 10 yapıp bir tane buna verip 8 de yapabilirdim. Ama birkaç bir şey denedim. Bunları vermeyebilirsiniz. Direkt bunu 10, bunu da 8 yapabilirsiniz. 18, 3 de buna verdiniz.
18, 19, 20, 21. Tam 21 oldu. Ama bu skill'i açmak için ne istiyor bizden? 30 istiyor. Burada kalıyor 12. Bizde şu anda 21 oldu. 12 daha verebiliriz. Ama bunu 30 yapmamızı istiyor ki karanlık tutma bir PvP, zehirlenmiş hedefleri öldürmek için kana sulamışlık şansını %25 arttırıyor. Yani kana sulamışlık oranınızı %25'i arttırması maksimum etkisi çok güzel bir şey ya. PvP'de tam iş yapacak bir şey. Zehirlenmiş hedefleri öldürmek için kana sulamışlık etki oranını arttırıyor. Zaten bir okçunun en önemli skili zehir skilidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zehirlenmiş bir hedefi çok çabuk öldürebilirsiniz. Ama önce siz atak yaparsanız ve eğer donmazsanız, yani ilk ataklarında karşı tarafın ilk atanında siz donmazsanız, sabitlenmezseniz ya da coin'e bir şeye dönüştürmezse eğer sizi zehir skili mutlaka bunun için faydası çoktur. Ve bunu okçunun açması lazım. Ben ileride bunu zaten ona getireceğim. Bunu da aynı şekilde ona getireceğim. Bak, her saldırı bu skill'leri ne diyor? Karanlık tutma. Her saldırı hedefin vuruş oranını, bakın demin vuruştan bahsetmiştim. 500 vuruyorsanız bunun hepsi hedefe ulaşmıyor. 300 vuruyor. Ama siz neden 500 vurmuyorsunuz? Sizin vuruşunuz zaten 500. Bunu arttırmanız için bakın ne diyor bu skill'de. Her saldırı hedefin vuruş oranını 3 saniye boyunca %70 oranda azaltıyor. Evet, bak 500 vuruyordunuz. Artık o kişiye 300 vuruyorsunuz ya. 300 vuruyorsunuz. Ama sizdeki diyelim ki PvP'de hem bu karşı tarafta açmış diyelim. Ama sizin de bir yandan vuruş skilliniz, o demin ki benim size göstermiş olduğum kırmızı skill, o var. Ruhla da aynı şekilde vuruş var. Bu sizin 500 değil, 600'e çıkıyor, 700'e çıkıyor zamanla. Kişiden kişiye bu özellikleri, ürünleri olan kişilere karşı değişiyor. Bu da çok önemli bir şey. Bunu açıyorsunuz. Bunu da onlayayım. Ben zaten bu ikisinin hepsini onlayacağım. Zehirli sprey. Bunu açtım. Bu etkisi çok güzel bir şey. Zehir fırtınasının zehirli sprey demiş diyor. Bakın 4 hedefe %400 hasar uyguluyor. Her saniye %100 hasar oranı ile zehirlenmek için %50 şans kazandırıyor. Ya yani böyle bir şey olamaz ya. Bunu mutlaka bir okçunun açması lazım. Mutlaka açması lazım. Zaten bunu söylemiştim. Zehirlenmiş hedefleri öldürmek için kana sulamışlık şansını %25 arttırıyor demiştim. Ve en son skill, bakın saldırının en son skill zehir oku, yani bunu bir kere verdikten sonra zaten bir tane, evet, bunun maksimum etkisi neymiş? Zehir oku hedefi lanetlemek için %50 şans kazandırır ve 5 saniye boyunca her saniye hedefin %10 değerini size aktarır. Yani adam diyelim ki 10 milyon şeyi var, DG'si var. Düşün, yani bunun %10'u 1 milyon. Neden bunun %10 1 milyon, yani 1 milyon değerindeki özelliğini 200K fiziksel hasarı varsa 20K'sını size aktarmasın? 20K diyelim ki senin 200K fiziksel saldırın var. 220K neden olmasın? 5 saniye boyunca her saniye hedefin %10 değerini size aktarıyor. İlk saniyesinde %10, ikinci saniyesinde %10 daha geliyor, %20 oluyor. 5 saniye boyunca %50 olmuş oluyor. Size bakın %50 şans kazandırır diyor. O lanetlenmiş oluyor o kişi. Bir bakıma onu büyülemiş oluyorsunuz. Çok önemli skillerden bir tanesidir. Bunu mutlaka açıyorsunuz. Ve videomuz 30 dakika olmak üzere. Aslında ruhlara da geçecektim. Bu itemlere de geçecektim. Bu DG nasıl arttırılır? Nasıl bu şekilde, bakın ben bu bosslara dayanabiliyorum. Nasıl bu şekilde ayakta durabiliyorum? Bunu size anlatacaktım. Biraz videom uzun oldu. Biraz da ben bazı şeylerde hani kekemeledim, şey yaptım. Lütfen affedin. Bazı tabii benim de mutlaka eksiklerim vardır. Size göstermediğim mesela diyelim ki ruhlar, ondan sonra aksesuarım var, animuslar ve iblis var. Bunlarda mutlaka bunların hepsinin zaten bir faydası var. Ben sadece size burada yetenek dağılımı ve ürünleri gösterdim. Bunlar size faydası olacak olan şeyler. Bunu mutlaka uygulayın. Bunun dışında gösterecek olduğum gene animus, ruh ve iblis olsun. Bir de aksesuarlar olsun. Bunların içinde bir sonraki videoyu hazırlamak için çalışacağım. Bunları da size yetiştireceğim. Onlarda da çok önemli bilgiler var.
Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Videomu paylaşın. Bana desteğinizi gösterin. Sorunlarınızı yazın. Ben yardımcı olmaya çalışayım. Ve kanalıma lütfen abone olun. Ve özellikle en önemli şey, yani en çok sizden istediğim şey, lütfen bu kanalımı paylaşın. Ben daha yeniyim bu şeylerde. Sizler de bana bir destek gösterin. Ben de sizlerin sorularını bu oyunda sizlere video olarak yapıp sizlere göstereyim. Arkadaşlar ben Zaman Gezgini. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.